Mesela bak Erbakan hocamızın da talebelerin çevresinde bir kısmında bir zihniyet değişikliği oldu. Halbuki evet. onlar milli görüşü savunan, böyle halis Anadolu ahlakını savunan, değişik böyle hoş, sıcak Anadolu ruhunu yansıtan insanlarda. Bir kısım insanlara baktık, böyle liberal, kapitalist, Aydın Doğan'ın mantığında olan evet. bir çizgiye doğru gitmeye başladılar. Bu bana çok soğuk geliyor ve çok ürkütücü geliyor. Yani tam Aydın Doğan oluyorsa olsun, o ayrı mesele. Ama Saadet Partisi'nin o sıcak Anadolu ruhunun dağılmasını ben istemem. Evet hocam, inşallah. Erbakan hocamız yaşlandı diye ona karşı da vefa hislerinin zayıflaması bana çok ürkütücü geliyor. Evet. Yani bana çok ağır geldi ve açıkça söyleyeyim çok kızdırdım. Evet hocam, inşallah. Ne demek ya, bir insan yaşlanabilir. Hepimiz yaşlanacağız. İnşallah. Yani Saadet Partisi'ni Saadet Partisi yapar Erbakan hocamız. Evet. Yani o ruhu veren kişi de odur. Ve başbakanlık yapmıştır. Çok nezih bir insan. Evet. Yani Aydın Doğan mı o mu deseler ben gözüm kapalı Erbakan'ın söylediğini dinlerim i̇nşallah. Yani. İnşallah. İnşallah. Ya insan hatasız olmaz. Hataları da olabilir hocamızın. Yani ben peygamber gibi hatasızdır demiyorum. Evet. Ama genel anlamda çok candan bir insan. Evet. Çok vefalı, sıcak, Allah'tan başka hiç kimseden korkmayan, evet. taviz vermeyen bir insan. Ya böyle bir insanın baş tacı yapılması lazım. Yani çok acayip işte Taha Akyol bir şey söyledi diye. Evet. Bir anda bir tavır. E o zaman o Saadet Partisi olmaz ki başka bir şey olur. Evet. Yani öyle bir şeye de ihtiyaç yok. Bak görürsünüz. Hiçbir şeyi kalmaz öyle bir partinin. Evet hocam. Öyle bir düşünce. Evet. Ya tabii ben vatandaş olarak şahsi kanaat. Estağfurullah. Ya, çok çok rahatsız oldum. İnşallah. Ya müthiş saygı duyuyorsun mesela Erbakan hocam. Geldiğinde ayağa kalkarsın. Elini öpersin. Hürmetle dinlersin. E ne yapıyorsan yap. Değil mi? Mesela birisi onun hakkında bir şey söylediğinde insan mutlaka hocasından yana. Değil mi? Vefa hissiyle ondan yana bir tavır koyuyor. Evet hocam. İnşallah. Ya velev ki kalbi yatsa bile karşı tarafın izahına. Değil mi? Onu alenen söylemek de çok acayip bir şey. İnşallah. Ve karşı tarafın fikrinde de zaten bir fikir yok, bir şey yok. Diyor ki mesela milli görüş denilen haşa işte bir acayip garip bir söz söylemiş. Milli görüş denen diyor. Ağzımı almak istemiyor. Acayip bir söz etmiş. E kardeşim şimdi Oktay Ekşi'nin milli görüş konusunda böyle bir görüş beyan etmesi çok normal. Yani hürriyet malum. Evet. Yani görüşü de malum. E şaşacak ne var bunda? Ya sen nasıl hürriyetin çizgisine gidersin? Ve onu makul görürsün. Hayır, Hürriyet gazetesi olsun. Olur yani, öyle bir görüş de olacaktır. Normal. Ama senin yapın Anadolu'nun ruhundan gelmiş sıpsıcak bir Anadolu ruhu. Evet. Bambaşka bir şey. Evet, oradaki anlatılan bambaşka bir şey. Sen ona nasıl uyuyorsun? Yani nasıl makul görüyorsun? Ve ondan başarılı olacağını nereden biliyorsun? Evet. Nereden başbakan olacağını biliyorsun ileride? Değil mi? Evet. Ya velev ki sana öyle fısıltıra bile gelse kulağına. Değil mi? Evet. Vefayla çıkmayan hareket, şefkatle ortaya çıkmayan bir hareket insanın kalbine burkuntu getirir ve bereketsizlik meydana getirir. Evet hocam. Değil mi? Bir de illaki başbakan, neçe başbakanlar gelip geçti. Evet. Başbakan olmak konuyu bitirmez ki. Evet. Ya bizim dünyadaki hedefimiz bir belirli mekana gelmek değil ki. Hakikaten candan sıcak bir ortam meydana getirmek. İnşallah hocam.